Bugünlerde sorulması gereken temel soru altın neden bu kadar sert düştü ve bu sert düşüş devam edecek mi vesaire değil bana göre. Çünkü bu sert düşüşün devam etmeyeceğini çok net bir şekilde zaten görüyoruz ve dünyadaki gelişmeler de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Amerika ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artıyor. Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor. Dünyada pandemi riski her geçen gün biraz daha artıyor. Ekonomiyle ilgili riskler artıyor vesaire vesaire. Ve bu koşullar içerisinde altındaki bu sert geri çekilme hızlı yükseliş öncesindeki bir hazırlık diyebiliriz ancak. Onun için doğru soru altının bu düşüşü nerede kesilecek, nerede duracak, kendisine nerede bir taban noktası oluşturacak ve bu taban noktasını ne kadar sağlam hale getirecek, daha sonrasında 2000 doların üzerine ne kadar zaman içerisinde tekrar kendisini atacak. Bugün bu videoda bu soruların cevabını sizler için vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'deki faiz ortamı nereye doğru gidiyor? Politika faize ve 8.25 seviyesine kadar düşürüldü Merkez Bankası tarafından ama piyasa bunu kabul etmedi ve piyasa kademe kademe faizlerini yukarıya çekmeye başladı. En son Merkez Bankası'nın BDDK'nın da kararları, düzenlemeleriyle birlikte faiz oranları daha da yukarıya çıkıyor. Zaten tahvil faizleri %14 seviyesine gelmişti. Mevduat faizleriyle ilgili de düzenlemeler yapmaya başladı bankalar. Mevduat faiz bugün itibariyle yaklaşık %12'lere çektiler. Politika faizi %8.25, bankaların mevduat faizleri %12. Arada ciddi bir makastan bahsediyoruz. Kredi faizleri de 2 puan yukarı çekilmiş durumda. Demek ki artık Merkez Bankası'nın politika faizi piyasalar tarafından da, Merkez Bankası'nın kendisi tarafından da, BDDK tarafından da, hükümet tarafından da kabul görmüyor. Politika faizini arttırmak şu koşullar içerisinde mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı, biz hala faizleri indirmeye devam edeceğiz derken Merkez Bankası Başkanı eğer ki çıkıp da bir politika faizi arttırımı değişikliğine giderse mecburen masaya istifasını koyacaktır ya da görevden alınacaktır. Bunu gayet iyi biliyor. O da diğer enstrümanları kullanmaya çalışıyor. Faiz enstrümanı dolaylı bir şekilde kullanılıyor. Ucuz fonlamadan vazgeçiliyor, gecelik faize yönlendiriliyor bankalar. Mevduat için bankalara fırsat tanınıyor ve bankalar %12'lere yükseltiyor. Kredi faiz oranları yukarıya çekilmeye başlanıyor vesaire. Velhasıl arkadaşlar bir şekilde piyasadaki TL köpüğü çekilmeye çalışılıyor ki bu sayede en azından dolar üzerindeki, altın üzerindeki baskı azaltılmaya çalışılıyor. İşe yarar mı? Hiçbir şekilde işe yaraması mümkün değil. Önümüzdeki günlerde para mevduata gitmeyecek. Ne yazık ki bu koşullar içerisinde mevduat %12 ile de kurtarmıyor çünkü yatırımcıyı. En az %20'lerin üzerine çıkması lazım. İnsanlar şu kıyası yapıyor çünkü. Yatırımcılar da son tüketiciler de kardeşim bir tarafta dolar altın var. Yılbaşından bu yana neredeyse altın %50'nin üzerinde kazandırmış bana. Dolara dönüyorum bakıyorum %20'nin üzerinde bir kazanç sağlamış. Ben niye paramı mevduat riskine %12 ile bağlayayım diye düşünen pek çok insan var. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarından da endişeli oldukları için genel itibariyle tasarruflarını dolarda, dövizde daha doğrusu, aynı zamanda altında tutmaya devam ediyorlar ve tutmaya da devam edecekler bu koşullar geçmediği sürece. Finansal enstrümanlarla oynayarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışmak çok geçici bir tedbirdir. Onun için gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman evet finansal enstrümanları kullanırlar ama temelde üretim enstrümanları kullanarak finansal enstrümanların ekonomiye çok da fazla zarar vermemesini sağlamaya çalışırlar. Yani o finansal risklerin, büyük krizlerin halka inmemesi için uğraşırlar. Ona rağmen bakıyorsunuz Amerika'da 2001-2007 krizleri yaşanıyor. Bundan kaçamıyor. Ama toparlanması daha kolay oluyor üretim ekonomisinde oldukları için. Bizim gibi ekonomilerde ise tamamen göbekten kur politikasıyla ekonomiyi yönetmeye çalıştığımız için ne yazık ki kurdaki her dalgalanma bize ciddi bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı olarak yansıyor. İşsizlik ve reel sektörde batıklar olarak yansıyor. Finansal kesimde yani bankacılık sisteminde de ciddi riskler olarak yansıyor. Doğu Akdeniz'de her geçen gün tansiyon yükselmeye devam ediyor. Türkiye son derece haklı olarak orada bulunuyor. Hiç itirazım yok arkadaşlar buna. Türkiye son derece haklı olarak orada bulunuyor. Hükümetin belki de son dönemde yaptığı en doğru işlerden bir tanesi Doğu Akdeniz'de hak iddia etmek. Her ne kadar geç kalınmış bir hak iddiası olsa da bakın altını çizerek söylüyorum. Her ne kadar geç kalınmış bir hak iddiası olsa da. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Sarı öküzü bir kere vermeye başladığınız zaman karşı taraf siz
sizden önce elinizi, sonra kolunuzu, sonra tüm vücudunuzu istemeye başlar. Yunanistan'ın tavrı da bu. Bugüne kadar kardeşim sen bana 12 adaları yedirdin. Bugüne kadar sen bana diğer adaları da yedirdin. Kıta sahanlığı konusunda da ben istediğim gibi at koşturdum. Gittim adalarda mangal yapmaya başladım. Askerlerimi yığmaya başladım. Sen bunlara sesini bile çıkartmadın. Doğu Akdeniz'deki oluşumda son ana kadar yine sesini çıkartmadın. Bugün baktın ki burada çok ciddi bir doğalgaz var. Oyuna girmeye çalışıyorsun. Ben de sana bu pastadan ve ben de bu pastadan sana pay aldırıp güçlenmeni sağlamayacağım bakış açısı içerisinde Yunanistan. Kendi açısından bakılırsa doğrudur. Evet, Türkiye Doğu Akdeniz'de bir pay sahibi olursa, oradaki büyük enerji kaynaklarından faydalanabilirse ciddi bir güç haline gelecektir. Bu tartışmasız. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin gördüğü bu gerçeği Avrupa görüyor, Yunanistan görüyor, İngiltere görüyor, Amerika görüyor, Rusya görüyor ve dikkatinizi çekerim, tüm bu ülkeler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz çalışması yapmasının karşısında duruyor. Türkiye'nin güçlenmemesi, Türkiye'nin onlara bağımlı olmaya devam etmesi için. Buradaki kritik mesele, bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün de ısrarla söylediği şey aslında, askeri gücünüzle bağımsızlığınızı elde edemezsiniz tek başınıza. Bunun yanına çok sağlam bir ekonomik güç koymak zorundasınız. Ve ne yazık ki Türkiye son 20 yıl içerisinde ekonomik olarak çok ciddi manada güçsüzleştiği ve tamamen dışa bağımlı hale geldiği için bugün Doğu Akdeniz meselesinde sadece askeri gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çevresindeki pek çok önemli ülkeyle de karşı karşıya geldiği için, Suriye gibi, Mısır gibi, onlarla işbirliği yapma şansını da kaybediyor. Hem ekonomik zayıflık hem de uluslararası arenada komşularla yaşanan sıkıntılar nedeniyle oluşan zayıflık bizim elimizin Doğu Akdeniz'de güçlü olmasını engelliyor. Orada tek başımıza kalmamızı beraberinde getiriyor. Küçücük Yunanistan, düne kadar bizim bir toprak parçamız olan Yunanistan şimdi çıkmış bize kafa tutuyor. Avrupa Birliği silahını kullanıyor. Avrupa Birliği'ne gidiyor, diyor ki bakın Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaya çalışıyor. Bu bizim politikalarımız açısından büyük bir sıkıntı. Bununla ilgili acilen toplanın diyor. Avrupa Birliği de Doğu Akdeniz başlığı altında Cuma günü bir araya gelmeyi planlıyor. Hem Libya konusunda, hem Doğu Akdeniz konusunda, hem Kıbrıs konusunda belki de Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabilmek adına. Bana ne kardeşim Avrupa'nın yaptırımlarından diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, çünkü ne yazık ki ekonominizi öyle bir noktaya getirmişsiniz ki göbekten Avrupa'ya bağlısınız. Avrupa sizinle ticaretini kestiği an ihracatınızın %90'ı kesilmiş oluyor. Bu da sizi ekonomik anlamda büyük bir çıkmaza sokuyor. Finansal anlamda da sizi büyük bir çıkmaza sokuyor. Bakın işte CDS'imiz 595'e gelmiş durumda. Her geçen gün risklerimizi artıran konulardan büyük bir başlıkta Doğu Akdeniz olmaya devam edecek ve eğer ki Türkiye kendi ekonomik bağımsızlığını oluşturamaz ise yakın zaman içerisinde Doğu Akdeniz'deki çabaları büyük ihtimalle boşa çıkacak. Türkiye çünkü bu bölgede tek başına arkadaşlar. Bütün bunları aslında altın çok yakından ilgilendirdiği için ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Ondan sonrasında da altını rakamsal olarak konuşacağım. Neden bu başlığı attığımı sizlere anlatacağım. Neden altın fırsat diyorum, bundan bahsedeceğim sizlere. Amerika'da 3 Kasım tarihinde seçimler olduğunu aylardır konuşuyoruz zaten ve 3 Kasım'ın dünya ekonomisi açısından büyük bir risk oluşturacağını, aynı zamanda jeopolitik riskler de oluşturacağını söylüyordum. Amerika'nın önce Çin'e, sonrasında Türkiye gibi ülkelere, hatta Avrupa'ya bile saldıracağını söylüyorduk. Bu süre içerisinde politik olarak saldırıdan bahsediyorum. Nitekim söylediklerimiz birebir çıktı. Amerika Çin'le ortamını iyiden iyiye geriyor. Germeye de devam edecek 3 Kasım'a kadar. Ve bu gerilim ortamı da ne yazık ki dünyadaki ekonomik ve siyasi riskleri arttıracak. Ekonomik ve siyasi risklerin artması altındaki yükselişin devam etmesini beraberinde getirecek. Bir not daha vermek istiyorum Amerika seçimleriyle ilgili. Bence çok çok önemli. Belki de Biden'ın bu seçimleri kazanmasını beraberinde getirecek bir ataktan bahsediyoruz. Eğer Biden bu seçimleri kazanırsa emin olun Trump'ın kazanmasından çok daha sıkıntılı olacaktır, özellikle Türkiye için. Trump öyle ya da böyle Türkiye ile işbirliği yapıyordu. Pek çok konuda Türkiye'nin aslında arkasında duruyordu. Biden ve ekibi geldiğinde Türkiye'nin işi çok daha zor olacaktır. Yaptırımların gündeme gelmesiyle Türkiye ekonomisi inanılmaz bir sıkıntılı sürece ilerleyebilir. Doğu
Doğu Akdeniz konusunda ilda da zayıflayabilir vesaire. Biden'ın gelmesi kritik ve Biden'ın attığı adım bana göre Amerika'da elini biraz daha güçlendirdi seçim sürecinde. O da nedir? Ondan bahsedeyim. Yanına seçtiği başkan yardımcısı Amerika'da bir ilki ortaya koyuyor. Biliyorsunuz Obama Amerika'nın ilk siyahi başkanı oldu. Şimdi Biden ilk siyahi kadın başkan yardımcısını göreve getirmeyi planlıyor. Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcısı ilan etti. Bu emin olun Biden'ın puanlarını önemli ölçüde arttıracaktır ve seçimleri kazanma aşamasında çok stratejik bir adım olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Bu adım Trump'ın işini daha da zorlaştıracak ve 3 Kasım'a kadar çok daha agresif çıkışlar yapmaya başlayabilir. Nitekim Trump da şunu söyledi: Biden'a oy verirseniz, Biden'ı seçerseniz Amerika'da Çince konuşulmasına da hazır olun dedi. Çin'e çok daha fazla yükleneceğini gösteriyor Trump'ın. Ve şimdi arkadaşlar dönelim rakamlara. Bugünlerin en çok konuşulan iki enstrümanı haline geldi yine. Dolar ve altın. Altın %5'in üzerinde bir düşüş gerçekleştirdi. Aynen söylediğimiz noktaya kadar geldi. 1870'li seviyeleri gördü. Bakın 2035'ten 1870'e düşen bir altın ons fiyatı gördük. Nitekim 1800-2000 aralığında dalgalanabilir eğer ki 2000 aşağıya doğru kırılırsa demiştim sizlere, ama bu kalıcı olmayacak da demiştim. Ama önce borsa diyelim. 111.274 puan seviyesinde bir borsa endeksi görüyoruz. 2 sıfır atıldıktan sonraki rakamsa 1113 seviyesi. 1113'e kadar yükseltildi borsa. Gerçekçi mi? Gram gerçekçi değil arkadaşlar. %5 için %20 zarar bile etsem benim için önemli değil diyorsanız borsa orada girip yatırım yapabilirsiniz elbette. Dolar tek tekrar 7.30 seviyesinin üzerine çıktı. Sizlere daha dün söyledim. 7.20-7.30 aralığında dalgalanabilir. Hatta 7.15'i bile görebilir dedik. Tekrar kendisini 7.30'un üzerine attı. Bu çok net bir şekilde şunu gösteriyor arkadaşlar. Dolar büyük ihtimalle 7.30'un üzerinde kendisine oluşturduğu tabanla 7.80'e atacak kendisini kısa vade içerisinde. Sonrasında 7.80-7.60 aralığında bir miktar dalgalanıp kendisini 8.20 seviyesine atacaktır. Hızlı bir hareketlenme göreceğiz yakın zaman içerisinde 7.80'e doğru. Euro'ya bakıyorum, tekrar 8.60'ın üzerine attı kendisini. Dolar 7.80'e giderken Euro'yu da biz 9 liranın üzerinde göreceğiz. Euro dolar paritesi 1.17'de sıkışıp kalmış durumda. 1.20'yi kırabileceği kanaatinde değilim. Amerika şu anda Euro bölgesini, Avrupa'yı Euro üzerinden sıkıştırarak ihracatını arttırmak istiyor olabilir ama çok güçsüz bir dolar imajı da yaratmak istemeyecektir. Doları tekrar güçlü hale getirmeye çalışacak. Faiz bugün 14'ü de gördü. Evet, %14 seviyesini gördü tabii faizleri. Bundan sonraki süreçte 15'i de zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü eğer ki mevduat faizleri %12'ye geldiyse, kredi faizleri 2 puan yükseldiyse, Merkez Bankası piyasayı fonlarken politika faizi üzerinden değil, gecelik repo faizi üzerinden yani 9.75'ten fonlamaya başladıysa, anlayın ki faizler yukarıya doğru gitmeye devam edecek ve faiz oranlarını biz minimum %15 seviyesinde göreceğiz. Ve gelelim altına. Size paniklemeyin, sakin olun demiştim. Aynı şeyi bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Son derece sakin olun. Bakın son derece sakin olun çünkü panikleyecek hiçbir şey yok. Eğer ki kaldıraçlı işlem yapmıyorsanız, kredili işlem yapmıyorsanız, açığa işlem yapmıyorsanız. Tabii ki kaldıraçlı işlem yapıyorsanız dünkü harekette bütün servetinizi kaybetmiş de olabilirsiniz. %5'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Az buz bir hareketten bahsetmiyoruz. Kaldıraçlı işlemlere neden girmemeniz gerektiğini dün sizlere aslında piyasa çok net bir şekilde öğretti, gösterdi. Kaldıraçlı işleme girersen, aç gözlük yaparsan, 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100 kaldıraçlı kullanırsan ben de seni öyle bir terse düşürürüm ki günün birinde elinde avucunda ne varsa alırım, öyle çok fazla uyanıklık yapmayacaksın dedi piyasalar dün. Bunu sadece dün mü dedi? Hayır, bundan 2 ay önce de yine altında böyle bir sert hareket gördük. 4 ay önce de gördük, 6 ay önce de gördük. Bu tür piyasalarda bu tür sert hareketler olur, olmaya da devam edecek arkadaşlar. Ama buradaki kritik mesele şu:
birebir işlem yapıyorsanız zaten çok net görünüyordu her şey. 2000'den 1800'lü seviyelere kadar, yani dibine kadar zorlayacaktı altının onsu. Sonrasında toparlandığı nokta da denge noktası olacaktı. Biz o denge noktasının neresi olduğunu merak ediyorduk. Benim tahminim altının onsunda dip seviyesi olarak 1860-1880 seviyesiydi zaten. O seviyeye vurdu. O seviyeye vurduktan sonra da 1930'lu seviyelerde dengelenmesini bekliyordum. Nitekim sahiden de 1930'lu seviyelerde dengelenmiş gibi görünüyor. Bir süre buralarda gidecektir bakın. 1920, 1925, 1930, 1940 bu aralıkta bir süre hareket edecektir. Bu seviyelerde oluşturdukları destekle altının onsunun ilk hedefi 2000'in üstü olacaktır. Altının onsunun bir sonraki hedefi ise kısa vadeli olarak 2300 dolar olacaktır. Gram altının gideceği nokta ise 576 lira ile 580 lira arası. Kısa vade için konuşuyorum arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.